Vay canına, vay canına, vay canına. Borsalar bu aralar hakikaten baş döndürüyorlar. O kadar acayip şeyler oluyor ki. Geçen Perşembe günü beni izleyenleriniz varsa söylemiştim borsalarda yeni bir yükseliş dalgasının işaretleri var diye. Çünkü o gün yüksek bir enflasyon verisi geldi. Borsalar sert düştü ama geriye yüksek zıpladılar ve bunun Ekim ayını iyi geçirebileceğimize dair bir işaret olduğunu iddia etmiştim. Sonra Cuma günü kabusu yaşadık. Bütün borsalar aşağı doğru indi. Benim sevdiğim Tesla gibi hisselerde %7'lik kayıplar vardı. Ortalık paramparça oldu. Fakat Cuma günü borsa kapanıştan sonra bazı ilginç haberler gelmeye başladı ve o ilginç haberler Pazartesi günü borsaları bu sefer de şahlandırdı. O haberler neydi? Bugün o haberlerin devamı nasıl aktı? Özellikle Amerikan bankaları bize ne söylüyorlar? Ekim ayının gerisi, hatta yılın gerisi için yükseliş emareleri kuvvetlendi mi? Bütün bunları bugün anlatmak istiyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Sanırım Cuma günü yaşanan ve benim Perşembe günkü öngörülerimi yanlış çıkaran o sert düşüşü açıklamak lazım. Bence yaşanan şey Wall Street paniğiydi. Neyin paniği? Bu haftadan itibaren şirket bilançoları geliyor. Mesela yarın Netflix, çarşamba günü Tesla gibi büyük şirketlerin bilançoları geliyor. Ve Wall Street resesyondan dolayı bu bilançoların kötü gelebileceğini öngörüp sert satışa geçti. O sert satışla Cuma günü piyasaları darman duman etti. Sonra Cuma akşamından itibaren banka bilançoları gelmeye başladı. Ve banka bilançoları resesyonun en azından şimdilik, hatta belki 2023 yazının ortalarına kadar beklediğimiz kadar kötü olmayabileceğini, tüketicilerin tüketmeye, özellikle bazı tip tüketicilerin tüketmeye devam ettiğini, hatta tüketimin güçlendiğini göstermeye başladı. İşte o haberler Cuma akşamı gelen ilk banka bilançoları ortaya çıktı. Bu sabah gelen Bank of America bilançosu ve sonrası CEO'sunun yaptığı açıklamalar da piyasaları pozitife döndürmeye başladı. Çünkü bilançolar bize gösteriyor ki ve açıklamaları banka CEO'larının, Amerika'da resesyon henüz ufukta yok. Bank of America diyor ki Amerikan tüketicisinin kenarda bolca parası var hala. Bu paralar nereden geliyor? Bir geçen sene hisse senedinden ve gayrimenkulde inanılmaz paralar kazandı. Onlar var. Ondan sonra geçen sene Amerika'nın dağıttığı yardımlar var biliyorsunuz. Covid dolayısıyla. O paralar hala var. Evet, o paralarda erime var. Özellikle gelir durumu düşük olanlarda erime daha sertleşmiş durumda. Ama hala para var. Zenginlerde ise her zamankinden daha fazla para var. Çünkü zenginler akıllı da insanlar tabii. Bu dönemi öngörüp ucuza borç aldılar. Gayrimenkullerinin remortgage'ını yeniden yapılandırıp tekrar kredi çektiler. Bolca paraları var. Bunları harcamaya hazırlar gibi gözüküyor. Bundan dolayı bugün ilginç haberler gelmeye başladı. Tesla tekrar adam almaya başlamış. Bayağı da yüksek sayıda insan oluyorlar işe. American Express, ki lüks kredi kartıdır, onda da ciddi işe alım haberleri var. Yani şöyle ilginç bir durum görüyoruz. İkiye ayrılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin tüketicileri. Bir kısmı var, onlar hızlı eriyorlar biraz ve enflasyonu, resesyonu yenilecek gibi gözüküyorlar. Ama zenginler gayet güzel tüketmeye devam ediyor. Bütün resme baktığımızda da en fakir kitlede bile sanımdan daha fazla hala para var. Onlar da bir süre daha idare edecekler gibi gözüküyor. İşte bütün bunlar neyi yarattı? Önümüzdeki haftalarda gelecek bilançoların beklendiği kadar kötü olmayabileceği duygusunu yarattı ve Wall Street'in o muhteşem analistleri birdenbire paniğe kapılıp galiba büyük bir boğa rallisini kaçırıyoruz, alalım demeye başladılar. Şimdilik henüz hala ayı pazarı rallisindeyiz. O yüzden aşırı heveslenmeyelim. Ama bu akım devam ederse, beraber belirtmiştim, Ekim ayının ikinci yarısı zaten genelde boğa rallisi havasına geçer. Kasım aralığa çok güçlü gelebiliriz ve Kasım aralık zaten boğa rallilerin yaşandığı bir dönem geleneksel olarak. Bu durumda işler çok ilginç hale gelebilir. Tabii yanlış anlamayın. Hala başımızda enflasyon riski var. Gerçi o enflasyon verisine de detaylı baktığımızda ürün fiyatlarının geriye indiğini, ürün enflasyonu durduğunu, hizmet enflasyonu arttığını görüyoruz. O da bir süre sonra dengelenebilir. Ama hala enflasyon var. Hala Amerikan Merkez Bankası'nın faiz baskısı var. Ama bütün bunlara rağmen şunu öngörmek mümkün artık. Bu çeyrekte açıklanacak bilançolar kötü gelmeyecekler. İyi bilançolar geldikçe Wall Street'in eyvah bir şey kaçırıyor muyuz paniği artacak. Çünkü geçmişe baktığımızda faizlerin yüksek oldu ama borsanın yükseldiği çok örnekler var. Yine öyle bir örnek yaşamamız olası. Hep çökecek, hep düşecek diye bir şey yok. Ama tabii burada biraz daha seçici olmak gerekebilir. Çok ekonomik ürünler satan, süper ekonomik ürün satanlara bir şey olmaz bence. Çünkü mesela Walmart gibi firmaların her zaman talebi oluyor. İnsanların ekonomisi ne kadar küçülürse küçülürsün onlardan bir şeyler almak zorundalar. Sonuçta evin doyması gerekiyor. Belli temel ihtiyaçlar var. Üst segment süper iyi gidecek gibi gözüküyor. Lüks markalar veyahut da premium markalar denen Tesla gibi markaların iyi gideceğini öngörebiliriz. Çünkü üst kitlede para var. Orta bölüme hiçbir şey olsun. Yani ne çok ekonomik, ne çok lüks Orta hafta biraz sıkıntı var gibi, çünkü zaten tüketici, orta bölgedeki tüketici çöküyor. Onlar aşağıya doğru gidiyor alışveriş yapmaya ama en üst segment kuvvetleniyor. O yüzden borsadaki portföyünüzü doğru yönetirseniz, yani süper lüksler veya süper ekonomikleri seçerseniz işler çok da fena gitmeyebilir. Ayrıca Kasım-Aralık ayları Amerikan borsasının boğa ayı. Neden? Çünkü o döneme geldiğinde fon yöneticileri yıllık performanslarına bakıyorlar. Bu yılki performanslar pek iyi olmayabilir ve önümüzdeki yıl için portföy dengelemelerine başlıyorlar ve eğer hissederlerse ki bir rally başlıyor gibi hızlı sert alımlar gelebilir. Bu da bizi Kasım-Aralık aylarında beklenenden hızlı bir yükseliş eğrisine oturtabilir. Muazzam ralliler yaşayabiliriz. Muazzam rally deyince mesela bugüne baktığımızda Amazon gibi, Tesla gibi dev şirketlerin değerleri %7-8 zıpladı. Nasdaq yanılmıyorsam %4'e yakın zıpladı. Bundan bir arka arkaya birkaç gün oldu düşünsenize. Riskler bitmedi elbette. Kendimizi aldatmayalım. Riskler hala var. Powell çıkıp yine saçma sapan şeyler söyleyebilir. Yine bir takım sert açıklamalar gelebilir. Ama önümüzdeki 2 haftanın pozitif gitme ihtimali daha da kuvvetlenmiş durumda. Bundan dolayı Perşembe günkü bahsimi yükseltiyorum. Cuma günü böyle bir ara çekiliş yaşadık. Wall Street'in paniği vardı orada ama tekrar yola girdik gibi gözüküyor. Ve eğer şirket bilançoları bizi üzmezse, yarın Netflix'in bilançosu çok önemli mesela. Çünkü Netflix Amerikan tüketisinin tüketim rakamlarını, ayrıca dünyadaki tüketim rakamlarını iyi gösteriyor. Ekonomi gücünü global bir marka, her yerde var. Ondan gelecek bilançonun kötü olması bizi biraz bozabilir. İnşallah çok kötü bilanço gelmez. Çarşamba Tesla bilançosu geliyor. Yine inşallah o da iyi bir bilanço gelirse bence önümüz çok açılmış oluyor. Bu önümüzdeki 2 hafta boyunca önümüz çok açılmış oluyor. Sonrası Allah kerim. Ama eğer bu 2 haftaki rally güçlü bir rally ise ve insanların beklentisi galiba bu ayı pazarı rallisi değil, galiba daha temel bir yeniden yapılanma var duygusu varsa, o zaman güçlü bir Kasım aralığı da yaşayabiliriz. Bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Ekranın karşısındaki birisiyim benimle konuşan. Beni uzun zamandır takip edenler biliyorlar. Bazen haklı çıkıyoruz, bazen haksız çıkıyoruz. Ama sanki piyasalardaki dönüş işareti bugün itibariyle kuvvetlendi gibi gözüküyor. Harika bir gün diliyorum. Eğer bu anlattıklarım hoşunuza gitmişse ve daha detaylı şeyler merak ediyorsanız bizim Yatırım ve Gelecek grubuna katılın lütfen. Yukarıya ve aşağı linklerini bırakıyorum. Hatta hemen katılın bence. Çünkü bu sıralar çok sayıda canlı yayın yapıyoruz. Mesela yarın Tesla'nın bilançosunu değerlendiriyor olacağız. Bu akşam Tesla'nın bilançosu ile ilgili ön tahmin canlı yayını var gibi. Epey canlı çok şey yapıyor çünkü borsa hareketli. Para kazanmanın tam zamanı veya inşallah fazla kaybetmemenin. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.